Evet, tekrar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine 50 cc kap motorumuz ile birlikteyiz arkadaşlar. Motorumuzu takip eden arkadaşlarımız biliyor zaten. Bakımlarını elimizden geldiğince kendimiz yapıyoruz, kendimiz gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir sıkıntısı olduğu zaman kendimiz yapabiliyorsak yapabiliyoruz. Bunu takip eden arkadaşlar biliyor. Daha önce beni takip etmeyen, bu videomu ilk defa izleyen arkadaşlar da bundan sonra takip ederlerse bizimle birlikte ne tarz bakımlar, nasıl yaparsam daha iyi olur, hangi dişliği seçmeliyim diye bir sürü videomuz kanalımızda mevcut arkadaşlar. Öncelikle bu konuya dair bunları söyleyeyim. Ayrıyetten 12.000 kilometre kullanıcı yorumu diye bir video çekmiştim arkadaşlar. Şu anda göstereyim. Şöyle kamerayı kapatsam görür mü acaba? Şöyle göstereyim arkadaşlar. 14.817. Arkadaşlar ortalama bir 200 kilometre sonra da 15.000 kilometrede 15.000 kilometrede kullanıcı yorumları tarzında, yani ne gibi bir sıkıntı yaşadık, 15.000 kilometreye kadar nasıl geldik adlı bir video paylaşacağım arkadaşlar. 12.000'de paylaştım. Ondan sonra 15.000'de paylaşırım büyük ihtimal. Bir de 20.000'de paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Allah izin verir, ömür verirse bu kanaldan paylaşırım tekrar. Arkadaşlar öncelikle bugün videomuzda, tamam mı, buji bakımı, yani buji bakımı yapacağız arkadaşlar. Bujiyi değiştirmeyeceğim. En son değiştirdiğim buji iyi çıkmadı. En son bir buji değiştirmiştim. O iyi çıkmadı arkadaşlar. Motorun çalışmasını bayağı etkiledi. Demek ki iyi değilmiş. Hatta bujinin bu seramik olan yerleri falan bayağı yandı. Ondan sonra eski bujim vardı. Onu taktım. Kullanıyorum. Yani ortalama bir 7-8 bin kilometredir bir bujiyle ilerliyorum arkadaşlar. Gerçekten harika bir buji. Biraz sonra zaten söktükten sonra size de göstereceğim arkadaşlar. Motoru da ortalama şu an içeri aldım. İçeri alırken de ortalama bir 10 dakika demeyeyim de, yani bir 7-8 dakika çalışmıştır. 5-6 dakika çalışmıştır arkadaşlar. İçeri aldıktan sonra da biraz çalıştırdım. Şu an motor bloğumuz biraz ılık. Hatta ılıktan bir tık daha sıcak. Hem biraz su olsun, hem de hazırlıklarımızı yaparım. Buji sökme işlemini size detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Elimden geldiğince. Ayrıyetten videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar için de bir dipnot geçeyim. Yakında arkadaşlar, mesela far yükseklik alçaklık ayarı nasıl yapılır? Ondan sonra bazı püf noktalar, zincir yağlarken nasıl bir yağlama sistemi yapayım filan tarzında detaylı, yani böyle bir video çekeceğim arkadaşlar. Ayrıyetten şuna da bir değinmeden geçemeyeceğim. Şu an motorun bağcında biraz yük olduğu için şey yapmıyor ama şöyle arkadaşlar, tutup böyle motoru sağ sol yaptığımız zaman şu orta maşa, yani şu arka maşayı tutan orta göbekteki saplama biraz gevşeme yapıyor. Şu an fark ettim. Şu an derken bugün içerisinde fark ettim. İkinci kez sıkacağım arkadaşlar. Motor 14.000 kilometrede ikinci kez sıkacağım. Şu an yine sıkacağım. 14 anahtarlarımı falan hazırladım, lokma takımlarımı. Ama bu konular hakkında bir detaylı video çekeceğim arkadaşlar. Takipte ve de izlemede kalırsanız sizin yararınız olur. Buna değindikten sonra şimdi buji bakımına geçelim arkadaşlar. İyi izlemeler. Sağlıcakla kalın. Beni destekleyin. Yeni videolarımız gelsin. Evet. Şu an arkadaşlar buji sökme işlemine başlamış bulunmaktayız. Arkadaşlar öncelikle şu motor bloğumuzun, bura alüminyum olduğu için ısındığı zaman, yenileşme yaptığı zaman
genleşme yaptığı için, yaptığından dolayısıyla daha doğrusunu öyle söyleyeyim. Metal anatomisi sergilediği için şişme yapıyor. Bujiyi sıcakken, yani motoru sıcakken söktüğümüz zaman dişlerde bujinin takılı olmuş olduğu dişlerde bir takım zedelenmeleri yol açıyor. Belli bir kilometreler, yani kısa vadede bir şey yapmıyor ama bir 10 kere 15 kere bujiyi aynı şekilde söküp taktığınız zaman buji yuvasında bozulmalara filan sebebiyet verebiliyor arkadaşlar. Öncelikle motorumuzun tam anlamıyla soğuk olduğu, yani zamanla bujimizi sökersek daha iyi olacağını belirteyim arkadaşlar. Şöyle buji başlığımızı arıyoruz arkadaşlar. Zaten motorun buji başlığı orijinalde metaldir. Şöyle yukarıya doğru alabilirsem size de göstereyim kontrol etmemiz gereken şeyleri. Şöyle arkadaşlar içine bakacağız. İçine baktığımız zaman herhangi bir şekilde oksitlenme falan var mı? Buji başlığının temiz olup olmadığını bir kontrol edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle. Daha sonrasında ise şu şekilde buji anahtarı, yani buji lokması diye geçiyor arkadaşlar bu. 16, şöyle de göstereyim. Hatta görmüşsünüzdür zaten odaklarsa. 16 milimetre buji anahtarı diye geçiyor. Lokması diye geçiyor arkadaşlar. Bununla beraber sökümünü gerçekleştireceğiz şu an bujimizin. Ben de sizinle beraber sökeceğim. Ortalama yani tahmini 3500-4000 kilometre civarında bu bujimizi kullandık. Hiç sökmedik. Şu an bir sökeceğiz, bakacağız arkadaşlar. Bujinin son durumu ne? Hatta biraz daha gevşeteyim. Ayrıyeten bu tarz temizlikte bir motor bloğu bekliyorsanız arkadaşlar, yani şu tarz bir temizlikte motor bloğu bekliyorsanız, motorunuzu fazla sıkıştırmazsanız çok iyi olur arkadaşlar. Evet, bujimizi söktük. Şu an bujimizin son hali arkadaşlar. Şöyle odaklarsa aralığı iyi gibi duruyor. Tabi buji bayağı hizmet verdi. Yani bayağı uzun kilometrelerdir beraber bizimle birlikte. Biz bunun şimdi temizliğini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Hep beraber temizliğini yapalım. Tekrar takma işlemine geçeceğiz. Evet, şu an temizleme işlemini şöyle ben eski bir tel fırçam var. Onunla birlikte yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Önce dış bölgesini şöyle bir temizliğini gerçekleştireceğiz. Hatta bunu şöyle yere koyduktan sonra şöyle daha net bir temizlik oluyor. Zaten şimdiden belli yapmaya başladı arkadaşlar telin etkileri. Ben bunu bir temizleyeyim arkadaşlar. Yeniden video başlayayım. Evet, şu an bujimizin genel bakımlarını gerçekleştirdik arkadaşlar. Merak eden arkadaşlar için de şu şekilde bujinin seri numarası A7RTC arkadaşlar. Şu buji gerçekten torkun, acayip derecede kaliteli bir bujisi arkadaşlar. Ortalama bana yani 7000-8000 kilometreden beri hizmet ediyor. Süper bir buji arkadaşlar. Şuradan da anlarsınız, bayağı siyahtı. Tel fırça ve zımpara yardımıyla beraber arkadaşlar bu şekilde temizliğini gerçekleştirdik. Şu an temizlik işlemini gerçekleştirdik. Bunu tekrar
montaj yapacağız arkadaşlar. Tekrar kullanıma devam edeceğiz. Bujinin bu şekilde bir bakıma ihtiyacı olduğunu arkadaşlar zannetmiyorum. Kimse benim gibi bu şekilde bir bakımla uğraşmaz. Gider sıfırını alır takar. Ama ben şu bujinin birebir aynısını bulamadım. İnternetten sipariş verdim arkadaşlar. Farklı bir buji geldi. Hatta o bujiyi de şimdi takım çantasının içindedir. Atmadım. Şimdi aslında bulabilirsem videonun sonuna eklerim arkadaşlar. Onun fotoğrafını da bulamazsam artık yapacak bir şey yok. Sipariş geçtim arkadaşlar ama bu buji kadar kaliteli. Bu buji kadar yakıtı etkileyen, çekişi etkileyen, motorun çalışmasını etkileyen. İyi manada yani güzel manada bulamadım. İnternetten getirttirdim. Farklı bir buji gönderdiler sağ olsun vatandaşlar. Bulunduğum ilçede biraz küçük olduğu için aynı bujiden bulamadığım için arkadaşlar aynısını temizleyip kullanmaya devam ediyoruz. Ta ki bu bujinin aynısından bulduğum zaman aynı markadan bir 7-8 tane alırım. Kenarı koyarım arkadaşlar. Gerçekten kaliteli bir buji. Şimdi bunun takma işlemine geçelim arkadaşlar. Şu an temizlik aşaması tamam. Evet. Tekrar söktüğümüz gibi arkadaşlar şu şekilde ilk önce elimizle beraber arkadaşlar deliği buluyoruz. Şöyle elimizle beraber deliğini buluyoruz. Deliğini bulduktan sonra diş kaptırmadan özellikle diş kaptırmamaya dikkat edin arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde oturması lazım. Yani şu şekilde son raddesine kadar elimizle sıkalım arkadaşlar. Diş kapmaması konusunda çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer ki diş kaptırırsanız bu şekilde elinizle rahat bir şekilde sıkma işlemini gerçekleştiremezseniz arkadaşlar kesinlikle güç uygulayıp sıkmayın. Yeniden elinizle söküp rahat bir şekilde takacağınız gibi yani rahat bir şekilde elinizle takabilecek şekilde sıkın. En son böyle bir iki turunu da anahtar yardımıyla sıkabilirsiniz arkadaşlar. Bujiyi de fazla sıkmayacağız. Aslında yeterli. Çok güzel. Fazla da sıkmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi şu muhabbeti takacağız. Buji başlığını, kablosunu, elektrik beslemesini. Bunu da şöyle tam oturduğuna emin olduktan sonra buji takma işlemimiz tamamdır arkadaşlar. Bujimizi söktük, temizledik, tekrar taktık. Evet. Şöyle kamerayı elime alayım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi inip binmekten dolayısıyla koltuğumuzda belli zedelenmeler mevcut. Bunu artık kılıf falan yaptırırız. Şöyle kontağımızı açalım. Yani ilk marş. İlk marşta arkadaşlar bu şekilde fark etti. Bayağı fark etti. Hatta rolantısı da biraz zayıfladı son zamanlarda arkadaşlar. Şu an rolantı da gayet ideal seviyeye ulaştı. Keşke bujiyi temizlemeden önce motorun çalışmasını bir video çekseydim. Aslında motoru da çalıştırdım ama fazla ısınmasın diye. Motorun çalışmasını çekmek aklıma gelmedi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Keşke çalıştırıp da videonun başına iki ayrı sesi bir dinletseydim rulantı muhabbetini. Gerçekten bayağı fark etti arkadaşlar. Evet, motorumuzu istop edelim tekrar. Motorumuzu istop ettik arkadaşlar tekrardan. Yani bujiyi sürekli düzenli aralıklarla temizlemek veyahut da değişim yapmak arkadaşlar gayet yakıt olarak motorun sağlığı olarak motor sağlığı olarak arkadaşlar çok faydalı. Zaten bujinin belli bir ömür var arkadaşlar. O benzinli normal otomobillerde filan 45 bin kilometre, 50 bin kilometre, 60 bin kilometre verim var. 30 bin kilometre kullanan bujiler filan muhabbeti var. Bunlar da arkadaşlar tabi buji uzun süre götürür ama
tek silindirli bir sistem olduğundan dolayısıyla buji ister istemez, tabi bunun benzin, mesela bu enjeksiyonlu model değil, bunun benzin direkt depodan filtreye akıyor, filtreden de motora iniyor. Yani benzini filtre süzüyor arkadaşlar, ama atıyorum mesela son gaz yapıyorsun. Çok fazla benzin aktığından dolayısıyla buji de ister istemez bir tortulaşma, kararma, siyahlaşma oluyor. Bundan dolayısıyla da ateşlemesini ister istemez bir nebze ateşleme performansını bujinin azaltabiliyor arkadaşlar. Ondan dolayısıyla sık sık olmasa da böyle bir 7000-8000 kilometrede, yani 5000 kilometrede 50 cc motorların 5000 kilometrede bujilerinin bir kontrol edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Benim düşüncem bu. Şuraya yağ mı damladı diye düşündüm ama bir yaprak parçasıymış arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadardı arkadaşlar. İzleyip emek ettiğiniz için teşekkürler. Bizim emeklerimizi de boşa çıkartmayıp artı bir beğeni ve yorum yapmanızı çok isterim arkadaşlar. Şimdilik bu kadardı. İlerleyen zamanlarda videolarımız gelecek. Ön teker hakkında videomuzu çekmiştik, yüklemiştik zaten. Ön tekerimiz çok güzel oldu, kitap gibi. Onun da bakımını gerçekleştirdik. Birçok videom mevcut kanalda bu motosikletle alakalı. İzlerseniz sevinirim. Beğeni atarsanız daha da çok sevinirim arkadaşlar. Demiş olduğum gibi şu farın yükseklik, alçaklık ayarı filan, bu tarz incelikler. Ayrıyetten bunların, aynaların filan boyanması, şu bölümün boyanması. Geçen video atmıştım arkadaşlar. Şu bölümü boyamıştım. Ayrıyetten üstüne alkilik vernik atmıştım. Normal otomobillerde kullanılan verniklerden. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Ayrıyetten şu demirlerde biraz paslanma filan söz konusu. Bu demirlerde sökeceğim, müsait olduğum bir zamanda boyayacağım. Ayrıyetten şöyle göstereyim. Arkadaşlar, plaka aydınlatması halojen. Bunu da led yapacağız, plaka aydınlatmasını. Bu tarz videolarımız gelecek arkadaşlar. Ayrıyetten led yapmayı düşünüyorum sinyallerde. Onları da video yapıp yüklerim kanalıma. Takip ederseniz sevinirim. Şimdilik bu kadardı. Cümleten hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi izlemeler, iyi seyirler.